Merhaba, Üsküdar Üniversitesi Kariyer Merkezi Direktörlüğü tarafından hazırlanan Kariyer Yolunda isimli programda bu hafta 2019 yılı Klinik Psikoloji Programı mezunumuz Sena Güllü'yü konuk ediyoruz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sizle? Teşekkürler. Sena Güllük 2019 Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji mezunu ve şu anda da Doğa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde müdür göreviyle Evet. başarıyla çalışıyor, görevini yerine getiriyor. Hı. Sena Güllük, biraz sonra detaylı sizinle sohbet edeceğiz. İşe alım süreçleri, iş hayatına geçişiniz ve bölümle alakalı da sohbet edeceğiz ama hepsinden önce sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Merhabalar, adım Sena Güllük, 26 yaşındayım, İstanbul doğumluyum. Şu an Doğa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde müdürlük yapıyorum. Güzel. Klinik psikoloğum, dediğim gibi Şubat ayında tezimi sunarak yüksek lisansımı bitirmiş bulunmaktayım. Nasıl bir duygu mezun olmak? Mezun olmak, jürinin karşısına çıkmak heyecanlandırıcı, aynı zamanda da gurur verici bir Emek var ortada ve emeğin duygu. karşılığını almak duygusu. Kesinlikle öyle. Kendini ifade etmenin verdiği, kendini gerçekleştirmenin verdiği bir tatmin duygusuyla artık dik durma gibi bir Bir de durum bir söz konusu. oh geçmiştir şöyle bir içinizden. Hani oh bitti. Tabii ki de bu, yani hiç bitmeyecek dersiniz. Bazı şeyler hiç bitmez gibi gelir. Hani bu devam edecek. Sürekli bu stres altındayım. Böyle gideceğim, geleceğim. Danışman hocam yine olmamış diyecek vesaire Olmamış derken. diyecek. En sonunda da bittiği zaman güzel bir tebrik ediyor ve artık kariyer yolunda olduğunun hani Devam ediyor. önemini Ve ele bir alıyoruz evet. title, bir ünvan daha ekleniyor. Artık klinik psikolog Evet. olarak hayatımıza devam ediyoruz. Yüksek lisans bitirmek de güzel bir duygu. Süper. Tebrik ediyorum tekrar. Rica ederim. Peki mezun olduğunuz bölüm vesaire lisansınız bir eğitim açısından sizi tanıyabilir miyiz peki? Eğitim anlamında 2011 yılında lisans eğitimime başladım psikoloji alanında. Vakıf Üniversitesi'ydi bu. Öncesinde stajyerlik deneyimlerim, yani lisans eğitimim süresince stajyerlik deneyimlerim oldukça fazlaydı. Master Osman Profesör Doktor Master Osman Bakırköy Ruh ve Sinir, Çapa Tıp Fakültesi, Doğa Kolejleri, dediğim gibi Kemal Asu olan Anadolu Lisesi gibi birçok stajyerlik deneyimim oldu. Lisans eğitiminde ruh hastalıklarını anlatılan psikopatoloji eğitimi alıyoruz. Yani hastaneler bunun teoride aldığımız eğitimi pratikte deneyimlememize neden oluyor. Ve gerçekten o derslerin içeriğinde kendimizi tanıtabiliyoruz. Bol staj çeşidi yani kurum anlamında gayet güzel yerler. Siz mi istediniz, zorunlu muydu yoksa zorunluluğun dışında gönüllü de yapmam gerekiyorum bilinci de var mıydı? Şöyle, zorunlu stajlarım da hastane oldu, gönüllü stajlarım da hastane oldu. Diğerleri, hani hastane haricindekiler gönüllüydü. Gönüllü çok güzel. Evet, yani İstanbul'daki birçok vakıf ve devlet üniversitelerinde psikoloji günlerine de katıldım. Bu da psikoloji okuduğunu hani insanın anlamasına neden oluyor ve yani bunu da yapması gerekiyor birçok öğrencinin. Biz yayınlarımızda keza aynı şekilde danışmanlığa gelen, ofise gelen arkadaşlarımıza da okuyan ya da mezun olabilecek durumda olan son sınıf düzeyindeki arkadaşlara da hep tavsiye ediyoruz. Mümkün mertebe üniversite yıllarını güzel değerlendirin diyoruz. Hem ileri vadede özgeçmişe yazma konusunda da bir avantaj Kesinlikle. sağlayacaktır. Yani sadece zorunluyla değil, gönüllü stajlarla da kendinizi çeşitlendirebilirsiniz diyoruz. Siz de bunun bir örneği oldunuz. Kesinlikle Güzel iş oldu. portföyü anlamında, yani iş mesleki sahadaki tanınmak, hani süreçleri bilmek başlangıçtaki kaygıyı da azaltıyor bu süreçte. Bu tanınmak derken sanırım o bizim kişisel ağ dediğimiz, network ağları dediğimiz avantaj da olsa gerek. Yani hem sizi birileri tanıyor hem siz birilerini tanımış oluyorsunuz ve çevrenizdeki kişi sayısı da genişliyor. Yani kesinlikle öyle. Yani kendinizi tanıtıp istekli olduğunuzu,
Hani psikoloji öğrencisi olmanıza rağmen bir iş gözüyle görmeyerek o sahanın içerisinde bulunmak zaten karşı tarafta sizin heyecanınızı fark ederek Süper. geri çekiyor. Yani diyor bu kişinin hani elinden tutulabilir, yapılabilir. Bu, İstekli. evet bu akademisyenler olduğu takdirde zaten gerekli yardım durumlarını ele alıyorlar. Yardımcı Süper. oluyorlar. Siz de bu şansı demeyeceğim ama bu durumu gayet hevesle değerlendirmişsiniz. İsteğinizi dışa yansıtmışsınız herhalde. Yani sevdiğim bir bölüm. Öyle olduğu için de çabaladım birazcık. Sevdiğim derken zaten gülümseyerek söylüyorsunuz. O bu tarafa da geçiyor. Evet, Peki kesinlikle. psikoloji neden psikoloji? Evet seviyorsunuz orayı anladım ama hani belli nedenleri de var mıdır diye bir sormak istedim tekrar. Şimdi 2011 yılında liseden mezun olurken hani psikoloji bölümünü seçmemdeki etmen ergenlik dönemimdeki yaşadığım içsel durumlar, kararsızlıklarım, belirsizliklerim, içe dönük bir yapımın olması, sürekli duygu düşünce analizi yapmam. Yani hem kendimle ilgili hem çevremle ilgili acaba bunun neden böyle oldu, neden böyle hissettim, acaba o neden öyle dedi. Ve bu tarz soruların yoğunluğu ve rehberlik öğretmenimin de mesleki yani yönlendirme sürecinde bu mesleğe uygun yani kişiliğimin, karakterimin bu mesleğe uygun olduğunu söylemesi benim dedim ki tamam ben kararımda doğruyum. Çünkü rehber öğretmenim de bana böyle uygunsun dediğine göre belirli yaptığı testler vardı. Hani illaki yap anlamında değil de hani uygunluk anlamında maddelere bakarak değerlendirdiğinde hani evet işte Sena sen bu mesleğe uygunsun yapmalısın dedi. Hani tercihlerimde de sadece psikoloji vardı. Bir Bu yüzden. kendimizi keşfetme dönemindeyken sanırım o içeriden bir kıpırdanma söz konusu olmuş. Evet. Yani şöyle, ergenlik dönemindeki kendini ifade etmek isteyen bireyin kendini ifade edemeyişi. Ne çırpınışları mı diyor? Evet, bu gibi bir şey sanırım ben de. Güzel. Dışarıdan destek de sizin yönelmek istediğiniz alanı destekleyince güzel bir sonuç çıkmış ortaya. Yani işte devam sürecinde de yüksek lisansla bu süreç devam ediyor. Peki evet yüksek psikoloji bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisansın gereklerini ben biliyorum ama programı izleyen ve bilmeyen arkadaşlara bilgi vermek amaçlı. Yüksek lisans neden klinik psikoloji diye bir sorsam ve akabinde de çalışma alanlarını sormak istiyorum. Ben aslında kariyer yolculuğumu anlatacağım hani konuşacağız elbette ama şöyle söylemek istiyorum. Şimdi yani lisansı bitirdikten sonra gerçekten hani biraz önce anlattığım işte teoride aldığım ruh hastalıkları, psikopatoloji derslerini hastanede görmek bir işe girdiğin zaman da ilk işe girdiğin zaman da yerinde saymana sebep olabiliyor. Yani mesela benim ilk iş deneyimim bakım merkezi. Hani Bakırköy Ruh ve Sinir'in özel bir yerde işte zihinsel, ruhsal, bedensel engelli kişilerin bulunduğu bir bakım merkezinde çalışmak oldu. Bu bana nihayetinde hastanenin devamı oldu. Bir yandan psikologlar aynı zamanda da hani endüstri psikoloğu gibi de yönetim anlamında da müdür yardımcısı seviyesinde de gözüktüğü için dedim ki hani bu böyle devam etmeyecek. Hani sonuçta ben bir emek verdim, ilerlemek istiyorum, klinisyen olmak istiyorum, danışanlarımın olmasını istiyorum, yetmeyeceğini fark ettim. Ve bunun üzerine alınan, geliştirilen süreçlerde klinik psikoloji, psikolojinin tüm alanlarını kapsıyor. Hani bir uygulamalı psikoloji, bir gelişim psikolojisi gibi değil. Hani klinik gerçekten hani alt dallarında bunların hepsi var. Klinik psikolog olarak hani bir klinisyen olmak istediğim için de, yer açmak istediğim için de ve de yani iş deneyimleri hani yer açmak istemeyen bir kişinin de iş deneyimlerinde yükselmesi için kesinlikle yerinde saymaması için yüksek lisans yapması gerektiğini düşünüyorum bu bölüm Gereklilik ve içerisinde. zorunluluk beraber Evet, diyorsunuz. diğer hani mesleklere göre değil. Psikoloji alanındaki yüksek lisans normal bir yüksek lisansa benzemiyor yani. Gerekli, zorunlu staj gibi diyebiliriz. Yapılması şart. Evet. Peki şu ana kadarki sohbetimizde ben şöyle bir kişilik çıkardım. Biraz sorgulayıcı mıyız acaba? Hani kendimizle uğraşma hoşumuza gidiyor mu? Ben öyle bir insan profili var gibi geldi şu an.
Evet. Meraklı, sorgulayıcı, araştırmaya yönelik bir kişilik var sanki. Tabii. Mesela dediğim gibi ergenlik döneminde içe dönük bir yapım olmasına rağmen ben şu an analitik düşünen, analizci, detaylara önem veriyorum ama detayların içinde boğulduğumu düşünmüyorum. O ruh halinden çıkıyorum. Evet, ikisinin arasında çok ince bir çizgi var. Evet, yani öyle Onu bir... nasıl başarıyorsunuz? Güzel olmuş o. Onu nasıl başardım ben de bilmiyorum yani. Yaşayarak. Yani çünkü şey, hani bir psikoloğun da bir psikolog da bir psikoloğa giderse diye bir hani durum söz konusu. Yani sonuçta hepimiz insanız. Tabii ki. Hani bunu da karşı işte profesörlerimiz, psikologlarımız, bu alanda deneyimli kişilerimiz de beni o Yönlendirdi. anlamda Destekliyorlar. evet. Bir de şöyle bir avantaj var sanırım. Şimdi lise döneminde kendimi birazcık sorguladım, içselleştirdim gibi bir şey söylediniz. Bir hareket, bir durum, bir davranış farkında olmadan ya da bilinçli yapıyoruz. Ama psikolojideki bunun karşılığının ismini bilmiyoruz. Bir yansıtma olabilir, yönlendirme olabilir, işte duygulardan kaçış vesaire. Siz daha iyi bilirsiniz, uzmanlık alanınız. Eğitimi aldığımız zaman, "Aa, evet, bu davranış buymuş, bunun adı buymuş, psikolojideki karşılığı buymuş" diyebiliyoruz. Sanırım sizin hem özel hayatınızda da böyle bir aldığınız eğitimin desteği olmuş kendinize, bireysel olarak Sena'ya. Peki mesleki anlamda aldığınız eğitimin katkısı neler oldu desem? Mesleki anlamda aldığım Teorik bilgi eğitim. alıyorsunuz, akademik bilgi alıyorsunuz. İş yaşamında ve kendi yaşamımda, yani özel hayatımda klinik psikolog olmam bir krizi yönetebilmekte. Mesela kişiler, yani hepimiz daha doğrusu belirsizlikten kaçınırız ve kaçındığımız zaman bu bizde bir kaygı doğurur. İşte mesela rutin bir işi yaparken bile kendimizi o işi yaparken yeterli hissetmezsek kaçınırız. İşte kendimize güvenmeyiz. İşte bu durum düzensizliğe, işte isteksizliğe, hani ileri seviyelerde depresyona bile götürebilecek bir durum. Ve şöyle bir şey var. Şimdi bizim meslekteki alanlar, kurumlar gerçekten ağır kurumlar. Hani hastanın her an ne diyeceğini bilmediği ya da mesela özel eğitim sektörlerinde işte özgür öğrenme güçlüğüne, işte ya da zeka geriliğine sahip olan bir annenin çırpınışları, her an nasıl duygu durumu, hani duygu, düşünce, davranışlarının her an nasıl olacağını bilmemek. Şimdi bir insan kendisini tanımadan, kendini kaygıyla başa çıkamadan, stresiyle başa çıkamazsa bu karşıdaki kişiyle nasıl başa çıkabilir? Şimdi aldığımız eğitim var ve de bir iş sahası var. Ve de gördüğüm bir durum var. Artık böyle mesela doğal olarak insansın. O an mesela şöyle diyebilirsin. Ya işte her gün getirdiğin, hani her gün gördüğün çocuk, hani neden böyle olabiliyorsun ki? Ama mesela bu eğitimi aldığım zaman diyorum ki işte çocuğunda işte özgüven eksikliği var. Çocuk anksiyeteli, kaygılı, anne çocuğu için çırpınıyor. Annenin durumu da çok zor, çaresizlik yaşıyor, kaygı içerisinde, ne yapacağını bilmiyor. Ben ona göre hareket etmem lazım, bu sakinlikle konuşmam lazım, gerektiğinde anlayacağı bir ifade kullanmam lazım. Yani şöyle, krizi baş etmekte, stresle baş etmekte, kaygılarımızın, olumlu yönlerimizin, olumsuz yönlerimizin fark etmemizde yardımcı oluyor bu bölümü okumak. Yani en azından şu, kendiyle dalga geçebilecek hale geliyorsa bu zaten zirvedir. Süper. Yani. Güzel bağladınız. Evet. Biraz da ben o anlattıklarınızda empati gördüm, olgunluk gördüm. Zaten en temelde mesleği sevme aşkı var. Zor olsa gerek, farklı stresler, farklı sorunlar. Çünkü onlar bir kişi ve kendilerini biliyorlar ama size gelen kişiler birden fazla. Ve her birinin dünyası farklı.
O durumla siz kendi psikolojinizi nasıl ayarlıyorsunuz diye, bu kişisel bir soru olacak ama şu an merak ettim. Çünkü benzer durumda olan arkadaşlarımız vardır muhakkak. Şöyle yani biraz böyle spesifik bir cevap olabilir ya da sığ bir cevap olabilir ama duygusal olarak ayrışık ama duygusuz olmamak. Yani şöyle bir şey var Bunu sonuçta. becerebilmek kolay değil ama. Ya tabii ki de bocaladığımız noktalar, işe ilk girdiğimiz zaman mesela bir endüstri psikolojisi olarak çalışanlarla çatışma halindesin. Hani belki hastalara yansıtmıyorsun, belki velilere yansıtmıyorsun. Ama bu iş sahasındaki iş arkadaşları olabilir, işte işverenin olabilir. Hani bu durumda gerçekten bir psikoloğun da kendi içsel sürecini kontrol etmesi gerektiğinde tedavi olması, hani çözümleyemiyorsa benliğine zarar verdiğini düşündüğü zaman da bir seçim yapması gerekiyor orada. Böyle bir durum. Dediğim gibi duygusal olarak ayrışıklık, rolleri karıştırmamak. Yani işte klinikte psikologsun, evde evlatsın. Ve bir bireysin. Sena. Evet, Başlı ben başına, özel tek başına hayatımda ben bir Sena'sın. Sena'yım, evet. Peki iş hayatına geçiş, iş görüşmeleri, o dönemleri hatırlıyoruzdur sanırım. Birazcık da tavsiye vermek anlamında soruyorum. İş görüşmesi nasıl geçti sizin için? Neler geldi başınıza? Hangi süreçlerden geçtiniz? İlk işimle başlayayım ben öncelikle. İlk işimin görüşmesiyle Yani ne başlayayım. kadar farklı olabilirse o kadar örneklerde çeşitlenebilir. Yani 2016 yılında zaten lisans eğitimim bittiğinde bir 6 ay kadar iş görüşmesi süreci geçirdim. Yani hep böyle işte diğer kurumlar deneyimli, tecrübeli kişiler istiyorlar. Şimdi insan düşünüyor, diyor ki işte yani bir yerde çalışmadan nasıl deneyimli Değil olabilir? mi? Arkadaşlarımız da şu an sorduğu şeyler onlar mesela. Yeni Evet. mezunuz, tecrübeli aday arıyorlar ama bize fırsat verilmezse biz nasıl tecrübe sahibi olacağız? İşte şöyle bir durum. Benim hani ilk işe alınma sebebim bakım merkezi dediğim gibi hani Bakırköy Ruh ve Sinir'in devamı ruhsal, zihinsel ve bedensel engelli kişilerin olduğu yere alınmamın sebebi kendimi ifade ediş tarzım. Kurumla ilgisi olmasa bile yaptığım stajlar, hani pedagojik formasyon eğitimindeki rehber öğretmenliğini bile anlatmam. Yani kendimi baştan sona ifade ediyorum ilk görüşmede. Genelde soruyorlar zaten ve karşı tarafa bırakıyorlar. Hani iletişim becerisi iyi bir şekilde, net ve açık bir şekilde ifade ettiğimi hatırlıyorum. Bak, buradaki işe alım sebebinin önemli bir durumu gerçekten Bakırköy Ruh ve Sinir'de staj yapmam. Yani onlara cezbettiğini düşünüyorum bu konuda. Ya bir de tabii ki de olgunluk. Hani o kadar böyle ağır bir kurumda hani çalışabilecek potansiyeli, izlenimi vermek de önemli. Orayı Şimdi kaldırabilmek, oranın iş yükünü yani kaldırabilmek tabii kastınız ki sanırım. de hani insan güler yüzlü olabilir ama mesela o iş görüşmesi yaptığı zaman hani kendinde olmalı, olgunluğunu belirtmeli. Hani bir şekilde. İş Hani tecrübelerini yansıtabilmeli mi diyorsunuz? yani mesela gittiği bir iş görüşmesinde kurumun niteliği nasıl? Hani çocukla çalışabiliyorsa çocuğu sevdiğini, çocukla iletişimini iyi olduğunu ya da işte ben bu ilgilerim var ya da ben bu kurumda işte bilgi edindim, stajlar yaptım demek. Soruları açık net cevaplar verebilmek. Hani güzel bir üslup kullanabilmek. Hani pozitif olmak galiba işe alım süreçlerinde oldukça etkileyici. Duygu, stres, heyecan, onları nasıl ayarladınız peki? Vardır muhakkak. Ya tabii ki de Birazcık ilk iş oluyordur. görüşmesinde hani oturdum, merhaba nasılsın? Ben başladım anlatmaya. Kişi hani daha hiçbir şey sormadın ama ben bekliyorum tabii hani sorular sorulsun, ben kendimi ifade edeyim falan ama benim ortamımda bir sessizlik hakim olunca bende şu var. Başla. Hani sen başla ki hani o stresle ben baş ettiğim Konuşma için. başlasın. Evet. Yani ben başladım, öyle bir durum söz konusuydu ve Enteresan olmuş ama. gerçekten evet. Hani öyle bir durumdu. Zaten hani 2 gün içerisinde de bir geri dönüş oldu. O pozitifliğinden anladım. Acaba olacak mı? Hani yoksa işte ben de dalga mı geçtiler acaba? Çok güler yüzlülerdi. İşte biraz şaşkınlıkla bakıyorlardı falan dedim içimden.
Ama öyle değilmiş. Yani o hani bendeki neşeyi, pozitifliği Sizin, şimdi onu algılamışlar. söyleyecektim. Sizin yansıttığınız size yansımıştır belki de. Enerji vermişseniz güzel olarak geri Evet, dönmüştür. ama ben öyle algılamadım. İşte yeni mezunum, acaba burada yapamaz mı dediler, dalga mı geçtiler vesaire. Öyle bir durumla karşılaştım. İkinci iş görüşmemde tabii ki de hani benim ilk işimin bakım merkezi olması bana güven ve motivasyon hala kazandırıyor. Ağır bir kurumdu. Yani bir yıldan fazla çalıştım. Ağır bir kurumdu. İkinci iş görüşmemde sınıf öğretmeniydi görüştüğüm kişi. Ve gayet işte bilinçli sorular sordu. Ben de artık olgunlaştığım için tane tane cevaplar verdim. Hatta dedi, yani hani özel eğitim sektörüydü. Özel eğitim sektöründe psikologluk görüşmesi yaptığım halde hani bir bakım merkezinin zor olabileceğini, bakım merkezinde çalışmış bir insanın özel eğitimde de çalışabileceğini, hatta yüksek lisans da o arada yapıyordum. Yüksek lisans yaptığımda da hani bir eğitimci olarak bana destek olacağını hissettim. Ve 2 hafta aranmadım. Bu kadar olumlu bir konuşmaya rağmen 2 hafta Bir aranmadım ve öncekinde 2 gün sonra dönüş olmuştu ama evet. bunu da 2 hafta Evet, ve ben aranmadınız. çok şaşırdım ve şu an hatırlıyorum. Yani böyle doğaçlama bir şekilde. Gerçekten ben 2 hafta aranmadım. Ben bunun sebebini anlayamadım. Ama tabii talihsiz bir durum olmuş. Hani uzaktaki akrabasının bir rahatsızlanma Kişisel durumuyla, sebepten evet, dolayı. bir şehir dışına gitme durumu olmuş. Ya ben dedim, bu kadar olumlu bir görüşmeye neden bu kadar geçildi? Acaba dedim istedikleri bir kişi vardı da hani ben sonraya mı kaldım? Yani bende de analizci, her sorgulayıcı bir durum Detaycı bir var. kişi, evet. Detaycı var. Yani sonra bunu duyunca da mutlu oldum. Şu an müdürlük yapıyorum. O iş görüşmemde de önceki müdür olarak hani ben iş görüşmesine gittiğimde karşımda çok iyi bir eğitimci vardı. Hani kurucum da yanındaydı ama karşımda çok iyi bir eğitimci vardı. Soruları soruyordu ama karşı tarafa bırakıyordu. Yani güzel bir analiz bu. Karşı tarafı ne anlatacağına, nereden başlayacağına ele almak. Ve o da bilinçliydi. Yani mesela bana kendime güven duymamı sağladı. Mesela rehabilitasyon deneyimi var mı? Tamam, hiç müdürlük yapmamış. Rehabilitasyon deneyimi var mı? Bakım merkezinde çalışmış. Stajyerlik deneyimlerini görüyorlar. CV'ye bakıyorlar. Hani müdürlük yapabilir mi? Bu sektörü biliyor. Sonuçta bir bilinmezlik var. Ama şimdi Müdürlük demek, karşısında yöneticilik demek birazcık da. tabii ki de şimdi, ama yüksek lisansımı bitirmişim ve 26 yaşındayım ve bu kadar aktif, hani üçüncü bir işim olacak ve net net ifade ediliyor. Hani bir genç bir kişiye fırsat verebilme düşüncesi olan bir zihniyet olduklarını, hani zihniyette olduğunu düşünüyorum o eğitimcinin, ki bana bir şans verilmiş. Yani çünkü gerçekten sessiz bir görüşme oldu. Ve de hani ben müdürlük düşünmüyordum açıkçası. Hani gelen bir iş ilanıyla görüşme başvuruyorum. Sosyal medya aracılığıyla aranıyorum. Hani gidip görüşüldüğümde, hani CV'mi incelendiğinde hani bunun ilgi duyulması, yaşımın küçüklüğüne rağmen o CV'nin hani dolu olduğunu düşünüyorlar. Belki hani benim yaşımda daha fazla, daha ileride kişiler de elbette ki vardır. Yani orada sessiz bir görüşme vardı. Ama diğer, yani kurumdaki çalışanlardan aldığım enerji çok pozitifti. Hani girdiğimde, çıktığımda merhabalaşmaları, iletişimleri, hani bana sıcak olmaları, beni sıcak görmeleri. Yani şöyle dedim orada da. Dedim ki, ya şimdi dedim hani böyle çok sakin bir görüşme geçti. Ben konuştum. Tamam, hani güzel, eğitimlerimi, iş deneyimlerimi beğenmişler. Ama fakat hani neden sessiz bir görüşme geçti? Muallakta mı kaldılar? Sonra dedim ki, çalışanlarına önem veriyorlarsa, çünkü büyük bir kurumuz. Yani hani 35 personel, 3 katlıyız. 400 öğrenciye yakın bir kurum. Hani dedim ki, yani beni çalışanlarınla çok değer veriyorlarsa, hani seçimlerine, kriterlerine, sonuçta herkesin müdürü oluyorsun. Hani dedim, olumlu olacak bu gibi. Yani bu da çok kısa süre Biraz o konuda şanslıymışsınız olumlu. sanırım. İşe alım konusunda yani masanın karşı tarafında oturan insanların nitelikleri ve zihniyetleri açısından
Evet, bu taraf zaten dolu. Siz de az önce bahsettiniz. Özgeçmişin içi dolu olduğunu düşündükleri için zaten sizi görüşmeye davet etmişlerdir. O bakımdan hem zaten siz geçmişte kendi cebinizi de doldurmuşsunuz. Belli meziyetleriniz, özellikleriniz, yetkinlikleriniz söz konusu. Buna karşın kişisel anlamda da karşı tarafta da nitelikli insanlarla denk gelmeniz de ayrı size bir şans katmış sanırım. Ya elbette ki yani çok doğru bir gözlem yaptınız, çok doğru söylüyorsunuz ama şöyle bir şey var. Şimdi bu süreçte ben çok iş görüşmesi yaptım. Ya ben yerimde duramayan bir O insan. tecrübe fazla diyorsunuz. Evet. Yani hani bunun olumsuz süreçleri de var ama yılmamak gerekiyor. Peki hazır çok iş görüşmesi yapmışsanız ben şunu sormak istiyorum. Evet şu an müdür göreviyle hayatınıza devam ediyorsunuz. Şu anki zihniyetinize göre, bakış açınıza göre geçmişteki o iş görüşmelerinizin artıları, eksileri, evet şunları şu noktalarda iyiydim ya da şu noktalarda zayıftım diyebileceğiniz neler olabilir? Hatırlıyorsanız şayet hani şey değil ama. Bir kere daha sakin hani olmam gerektiğini düşünüyorum. Tane tane açıklamam gerektiğini düşünüyorum. Ama şimdi bir yeni mezunun da hevesli olması hani bazı sektörlere cezbedici gelebilir. Yani orayı bilemem. Ama ben şu anda diyorum ki yani daha sakin ol. Hani daha cümleleri tek tek seç. İstenilene göre cevaplarını ver. Hani kendini hemen sunma. Hani ard arda gelme. Hani işin kriterleri, onlar hani kriter olarak ne istiyorlar? Hani benden beklentiniz ne gibi bir cümleyi hani tatlı bir dille o andaki işte konuşma potansiyeline göre ayarlanabileceğini düşünüyorum. Hani birazcık toy olduğumu. Hani şu an böyle bir iş görüşmesi yaptığımda işte o sektörü araştırmam gerektiğini. Mesela Hatta gittiğim kurumu bile. kesinlikle. Mesela hiç hani kurumu bilmiyorsun, sektörü bilmiyorsun ama gidiyorsun. Yani sadece iş mantığıyla. Hayır. Yani mesleğini bilmen gerekiyor. Gittiğin kurumun sektörün içeriğini bilmek gerekiyor. Araştırma yapmak gerekiyor. Beklentilerini sorman gerekiyor. Yani şu bile önemli. Hani işte nasıl bir yapınız var? Hani gerektiğinde iki taraf anlaşamadığında yollar ayrılabilir mi? Hani bu özveride misiniz? Yani dediğim gibi daha temkinli olmak gerekiyor. Ama bunlar da şu an bu cümleleri kullanabilmek de tabii ki geçmişte yaptığınız o bir sürü görüşmenin sonucu. Ya tabii ki de denemeden yani hata yapmadan zaten doğruyu bulamıyoruz. Hani bu da şöyle bir şey var. Hani beynimizdeki işte sürekli acaba öyle mi oldu, acaba böyle mi oldu gibi obsesif düşünceleri de hani bir götürüyor aslında. Denedin, olmadı. Bir daha öyle yapınca öyle olacak mı diye bir sorun Ama gelmiyor çıkarım da yapmak karşına. önemli buradan. Evet, ben Kesinlikle. şurada şurada şu hareketleri yaptım. Mesela örnek olsun diye söylüyorum. Konuşmaya direkt başladım. İşte hızlı hızlı anlattım. Onlar benden soru sormadan direkt fazlasıyla cevap verdim. Gibi hani karşı tarafa fazla gelecek bilgiler de bazen negatif Onu da olabiliyor. yapmış olabilirim. Evet yani hani belki de hani kişinin istediği iş kriterinde 3 tane bir madde vardır. Ona yetecektir. Yani ama ben hani fazla fazla hani şöyle de olabilir. Acaba ben bunları isteyeceğim. İşte bunu bu iş bunu gerektiriyor. İşte acaba mesela aile danışmanlığı istiyor. İşte ben gidip çocuğun işte gelişim sürecine bakacağım, değerlendireceğim belki. Yani mesela bunları ayrıştırıp yani beklentisine göre bir cevap vermek gerekiyor. Şu an bunu düşünüyorum yani. Ay, ama hani şeyler ya anlayışlı oldukları için de farkındalar birazcık. Hani çay içer misiniz? Tabii Yani ki. işte buyurun biraz dinlenin, nefes alın. Hani böyle görüşmeler de olmuştur. Hani bir de insan o dünyanın içerisindeyken artık ezberlemiş oluyor, ezbere gidiyor. Yani artık hani bazı bilinçli olunduk O takdirde. dünyanın içine girebilmek için de dediğimiz gibi hani sizin zaten fazlasıyla yaptığınız hem zorunlu hem gönüllü stajlar, o çantayı cebi doldurabilmek, bilgiyle ağırlaştırabilmek, önemli yerlerde önemli stajlar yapabilmek, kişileri, çevremizdeki kişileri geliştirebilmek de önemli ki düzgün şekilde ifade edebilelim.
Artı eksi yönünde sanırım izleyen arkadaşlarımız birazcık çıkarım yapmışlardır. Tavsiye Yani verebilmişizdir umarım. inşallah biraz genel anlattım ama. Peki birazcık kurumu tanıyalım mı? Şu an görev yaptığınız Doğa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. Sektördeki hedefleri nedir? Nasıl çalışmalar yürütmektedir? Şöyle, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi. Özel eğitimden bahsedeyim birazcık. Yaygın gelişimsel bozuklukların olduğu, özgür öğrenme güçlüğüne sahip çocukların olduğu, zihinsel yani zeka geriliği, mental retardasyon raporu olan çocukların, sağlık raporu olan çocukların rehberlik ve araştırma merkezindeki teste tabi tutarak alması gerektiği eğitimleri, kazanımları oluşturulan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurum. 35 personeli var. Tabii birim birim ayrılıyor bu. Hani 5 tane fizyoterapistimiz var, bedensel engelli öğrencilerimiz olduğu için. 16 tane yaklaşık, yok 11 tane yaklaşık öğretmenimiz var. 2 psikoloğumuz var. Şöyle, şimdi okul sürecinde gerek psikolojik, gerek akademik anlamda zorluk yaşayan öğrencilere verilen destek eğitimi bazında özel gereksinimli çocuklara birebir derslerle, yani grup eğitimleri de var ama bu atıyorum ayda 8 saat bireysel bir eğitimle birlikte 4 saat bir grup eğitimi olabiliyor. Bu grup eğitiminde tabii rehberlik ve araştırma merkezi ihtiyacı olan içe dönük sosyal anlamda kendini ifade edemeyen kişilere Hizmet veriyor. verilen bir grup eğitim grup eğitimi. Yani bu özel eğitimde birçok sektörde bu amaçla çalışılıyor. Bizim kurumumuzda en büyük bir kurum. Hani 3 katlı. Halkla ilişkiler birimimiz var Tek tabii ki de. merkez mi yoksa şubeleri var mı? Tek Başakşehir merkezdeyiz. Aha, 10 sanırım. yıllık bir kurum. Yani oturmuş bir kurum. Hani benim bana hani bu süreçte yardımcı olma durumu da hani ilk müdürlük deneyimimde de bu oturmuş bir düzenin olması hani artı bir sebep. Hani burada kendimi gerçekleştirebilmem de buna mesela bağlantı kurabilirim bununla ilgili. 10 yıllık bir kurum dediğim gibi hani hedefleri elbette ki akademik anlamda işte sosyoekonomik anlamda zorluk yaşayan çünkü devlete bağlı bir kurumuz biz hani özel de olsa özel gereksinimli sosyoekonomik anlamda sıkıntılı akademik anlamda işte sıkıntılar yaşayan ve bu sebeple özgüven eksikliği yaşayan çocukları topluma kazandırabilmek. Toplumsal yaşam biçimlerini, kazanımlarını işte atıyorum hani öyle çocuklarımız var ki böyle hani normalde bir çocuğa işte yapma etme dersen hani komutu alır yapar. Hani bu seviyede hani yani özel eğitim çerçevesi bazında hani komut eğitimi artık kavram becerileri işte psikologların verdiği işte dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara verilen seanslar psikologların. Yani biz şimdi geleceğimizde hani gelecek nesillerimizi etki eden şu andaki öğrencilerimiz, çocuklarımız hani güzel bir nesil için topluma bu çocukları kazandırmak gerekiyor. Faydalı İş olmaya sahasını, çalışıyorsunuz. meslek anlamında hedeflerimiz bunlar. Peki sizin gibi bahsi geçen kurumda görev yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa ki mutlaka sizden yine geçiyordur özgeçmişler. Siz özgeçmişte neye dikkat ediyorsunuz? Şu an çalıştığınız kurumda işe başlamak isteyen ya da iş başvurusu yapmak isteyen arkadaşlar nasıl bir yol izlesinler? Şimdi çoğu özel eğitim kurumu, yani rehabilitasyon kurumu şuna çok önem verir. Rehabilitasyon geçmişi olmalı bir insanın. Gerek stajyerlik, gerekse iş deneyimi. Deneyim diyorsunuz. Evet, ama ben öyle düşünmüyorum işe alım süreçlerinde. Çünkü şöyle bir şey Başıma var. geldi yapmayacağım bunu diyorsunuz. Yok şöyle, şimdi psikolog olduğum için ben ilk önce bir kişinin duygu durum analizini yapıyorum. İletişim becerisine bakıyorum. Rehabilitasyon anlamında hani bunu kaldırabilecek olgunluk seviyesine ya da işte bilgisine, dağarcığına, kendini geliştirmesine, bunu ifade ediş biçimine.
Mesela ben kriterleri anlattığımda bana verilen geri dönütler bende bir fikir uyandırıyor. Hani denenebilir. Hani olur yapar gibi kesin bir cümle değil. Denenebilir. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bakıyorsun rehabilitasyon deneyimi var. İşte ya da bir sürü bir şey var. Ama o işe uygun olmayabiliyor. Yani aradığın pozisyona uygunluk. Bende o var. Doğru kişiyi doğru pozisyona Yani yerleştirebilmek. tabii ki de mesela hani bir psikologdan belki çok iyi bir aile danışmanı olurken diğerinden bir çocuk psikoloğu çok iyi olabilir. Diğerinden çok iyi bir psikoterapist olabilir. Bu da ayrılabilir. Hani her psikolog terapist olacak ya da her psikolog işte herkesin mizacının farklı olması Kişisel gerekiyor. yetkinliklere dikkat ediyorum diyorsunuz. Evet, ben ona Özelliklere dikkat bakıyorum. Tabii ki ediyorsunuz. de. Yani gösterdiğim kriterlere uyabilecek bir geri dönüt alıyor muyum Anladım. cümlelerinden? Peki iş başvurularını sosyal medya üzerinden, kariyer portalları üzerinden mi yapıyorsunuz? Yoksa elden de gelip CV bırakabilirler mi? Elden CV de alıyorum ben. Sosyal medya aracılığıyla da söylüyorum. Yakın çevreme de söylüyorum. Yani geniş çerçevede ele alıyorum. Ama öyle bir hani yanlılık falan söz konusu değil. Ben tamamen iş odaklı, Objektif. objektif düşünüyorum. Peki, hem toparlayabilmek amaçlı hem de şu ana kadar sohbetin şu ana kadar ki sizin söylemlerinizi toparlayabilmek amaçlı bu alanda gelişim gösterebilmek, iyi bir kariyer yapabilmek için neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Yönetici olmak isteyen, müdür olmak isteyen kişinin dikkat etmesi gereken koşullar gerçekten dikkat. Yani her işte dikkat gerektiriyor ama özellikle çocuklarla ve özel eğitim gereksinimi ne muhtaç hani bireylerle çalışılan bir kurumda müdürlük yani gerçekten dikkat ve sorumluluk gerektiriyor. Dikkat ve sorumluluk gerektirir yani yanında bunun yanı sıra adaletli olmak. Şöyle söyleyeyim mesela hani Biraz sabırlı olmak. kesinlikle sabırlı olmak yani Mesleğe sevebilmek. Zaten olmazsa mesleği sevebilmek. olmazımız budur diye düşünüyorum. Evet, şu çok önemli. Mesela işte herkes aynı sevemez. Mutlaka. Yani bir çalışanını hani kişisel anlamda dış çevrede hani rolleri karıştırmamak da buradan geliyor. Dış çevrede birini çok sevebiliriz ama birini çok sevdiğimiz için ona işte yarın sen izinlisin tamam istediğin yere git diyemeyiz. Yani burada duygusal bağlarla işi ayırt etmek gerekiyor. Hani kesinlikle hani belki biriyle tartışmışsındır ama o gerçekten bir durum var hani bir yere gitmesi gerekiyordur ya da bir durumda onun olması gerekiyordur. Çalışanına hani gerçekten adaletli bir şekilde davranabilmeli. Hani iş hukuku zaten onları katmıyorum yani Kısacası çalışanın haklarına. yönetici de olması gereken özelliklerin mutlaka bulunması gerekiyor diyorsunuz Yani ki bu tabii. birazcık da tecrübeyle de alakalı, kişisel yetkinliklerle de alakalı. Tabii gerektiğinde ciddi olabilmeli, gerektiğinde espriler yapıp çalışanını motive de edebilmeli. Yani bir müdür işte bağırıp çağırarak bunu yapacaksın hani bu değil. Gerektiğinde özel ve resmi durumlarda organizasyonlar yaparak o kurum içi bağlılığı da yakalayabilmek. Hani bunlar Bunlara çok dikkat önemli edilmesi şeyler, gerekiyor diyorsunuz. kesinlikle. Peki sevgili Sena Güllük, ben hem katılımınız için teşekkür etmek Ben istiyorum. teşekkür ederim. Son olarak izleyici arkadaşlara tavsiyeniz, temenniniz var mıdır diye bir sorup programı kapatacağız. Yani meslek anlamında ele alacak olursak, yani bunu yaşamlarında da ele alabilirler. Yani sevdikleri ve inandıkları bir şey adına, yani ben bu mesleği yapabilir mi? Hani sevdiklerine inanıyorlarsa kaçınmasınlar. Yani ufak tefek olumsuz deneyimlerle karşılaştıkları zaman kaygıyla baş edemem, yapamam, edemem deyip savaşmaktan hani Kaçınmasınlar alıkoymasınlar diyorsunuz. kendilerini. Yani başlasınlar. Ya başlayınca oluyor. Mesela ben hani şöyle bir kapatmak istiyorum cümleyi. Ergenlik döneminde içe dönük bir kız çocuğu, biri öğrenci ve şu an müdürlük yapıyor.
Yani hayatta her zaman neyin ne olacağı hani Belli belli olmuyor. olmuyor. Gerçekten hani A noktasından bir anda Z noktasına gelinebiliyor. Bu da sizin eseriniz. Yine aynı şekilde kendinize de gurur Yani bazı, tam bazı duyuyorsunuzdur. yönlerde duyuyorum, bazı yönlerde eleştiriyorum. Evet. Eleştiri yani hayatın sonuna kadar olacak bir şey zaten. Aynen. Öğrenme devam ediyor, hayat devam ediyor. İlla ki zaten o eleştirebiliyorsak kendimizi ne mutlu bize diyeceğim. Peki sevgili Sena Güllük, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için, daveti kırmayıp geldiğiniz için hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda da başarılar diliyoruz, mutluluklar diliyoruz. Bir mukabele teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.